Akıl çalıştayımız öncesi tüm katılımcılarımıza sevgi ve selam verdiniz. Sayın Valim, değerli protokol, kıymetli misafirler. Ben Bursa'yım. Tarihin derinliklerinden yeşil külliyeyim. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı. Bilgileriniz, fikirleriniz, birikimleriniz ve katılımlarınız beraber yürüdüğümüz yolu açacaktır, aydınlatacaktır. Deprem, risk azaltma, zarar azaltma ve hazırlık yolunda adımlarımızı hızlandıracaktır. Bursa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gerçekleştireceğimiz bu çalıştayımızın yerelin katılımıyla güçlendiğini düşünüyorum. Yana geldi. Bu depremlerin 260'ı can veya mal kaybı, insanımızı kaybettik. 650 bin Marmara Bölgesi deprem risk azaltma projesi için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Projeyi beraber çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte bu yıl başlattık. Proje ile artık Marmara özelinde de riskin azaltılmasına yoğunlaşıyoruz. Bir yandan da AFAD deprem gözlem ağı ile tüm Marmara'yı 250 civarı istasyonumuzla an be an takibi sürdürüyoruz. Bu gurur tablosuna gönülden bir alkış rica ediyoruz. 2020'ydi sanırım, Ekim ayında İzmir'deki deprem olduktan sonra bir haftalık süre zarfında belki beni 40-50 kişi bizzat aramış. Bizim mahalledeki kentsel dönüşüm ne olacak diye. Arabamızda küçücük bir çizik olsa içimiz ah ediyor. Efendime söyleyeyim, evimizdeki eski el beyaz eşyamızı, mobilyamızı değiştirmek noktasında veya arabamızı değiştirmek noktasında hiç devlete, belediyeye başvurmuyoruz. Ama eski el evlerimizle alakalı, deprem güvenli olmayan evlerimizle alakalı maalesef her zaman devleti akla getirip ve bırakın üzerine para vermeyi, acaba bunu dönüşüm yaparken de üzerine ne kadar para kazanabilir gibi bir hesapla gidiyoruz. Üzülerek söylüyorum ama bu mantıkla ve bu kafayla depremle alakalı bir hazırlık içerisinde olmamız veya bir dönüşüm mantığı içerisinde olmamızı çok düşünmek mümkün değil açıkçası. Deprem işi de aslında bir trafik gibi, bir çevre gibi, kültür diye düşünüyorum. Ve bu gerçeği hepimizin kabul etmesi lazım. Yaşadığımız güzel şehir, hayatımızı sürdüğümüz, işimizi, ticaretimizi, memuriyetimizi yaptığımız, çoluk çocuğumuzu büyüttüğümüz şehir Bursa, 1855'te biliyorsunuz çok büyük bir depreme maruz kalmış. Ki o günkü Bursa'nın nüfusu düşünüldüğünde şehrin resmen %10 civarında nüfusunun vefat ettiği söyleniyor o deprem esnasında. 3000 kişiden falan bahsediliyor. 3000 kişinin vefat ettiğinden bahsediliyor. Bu o günkü nüfus oranı itibariyle baktığınızda çok ciddi bir sayı. Böyle bir gerçeklik var mı? Var açıkçası. Yani bu gerçeği bilerek hareket etmek lazım. 1999 yılı Kasım ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Uygulama Şube Müdürlüğü bünyesinde jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisliğinden oluşan ekiple zemin etütleri araştırma şefliği kuruldu. İlerleyen yıllarda ilimiz genelindeki talepleri daha etkin bir şekilde karşılayabilmek ve afetler konusunda projeleri sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek adına 2020 yılı Ekim ayında Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı bünyesinde Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğümüz kuruldu. Müstakil bir müdürlüğümüze daire başkanlığımız var bu konuyla alakalı. 2011-2013 yıllar arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle tüm Bursa sınırlarını kapsayacak şekilde Deprem Master Planı'nın ilk aşaması tamamlandı. TÜBİTAK ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu projeyi İstanbul'da Kocaeli'nden sonra yapan 3. il Bursa'dı. 2021 yılında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi deprem risk azaltma ve önleme planlama projesi yapılmasına karar verildi. Söz konusu çalışmayla deprem zararlarının azaltılması ve yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken önlemlerin belirlenmesi hedeflendi. Japonya'nın afet yönetimi alanındaki bilgi ve deneyimlerinin Bursa'ya aktarılarak afetin yıkıcı etkilerinin azaltılması planlanmakta. Belediyemiz yapmış olduğu depremsellik çalışmalarının yanında
diğer kamu ve kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına da afet çalışmalarına destek vermekte. Çok kıymetli, değerli mesai arkadaşlarım, değerli meslek. İlimizde böyle kıymetli bir çalışmanın yapılıyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Çünkü 3 milyonu geçen nüfusu ile ülkemizin 4. büyük şehri olan Bursa, tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile deprem başta olmak üzere afetler konusunda kayıpları telafi edilemeyecek bir mirasa sahiptir. Bizler bu mirası Bursa'nın ortak aklı ile geleceğe güvenle taşımak istiyoruz. Bu bağlamda tarihsel olarak bakıldığında en büyük tehlikelerden biri olan depremin zararlarının azaltılmasını son derece önemsiyor ve bu tür çalışmaları ilimiz için büyük bir fırsat olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. AFAD Başkanlığımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çalıştayla Osmanlı dibacesi Bursa'mızı inşallah tüm dinamiklerle rahat bir şekilde geleceğe taşıma imkanı bulacağız. Çalıştay'ın bize kattığı güçle Bursa'mızda güvenli bir yaşamın sağlanmasını, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltma ve önlemeyi, afet risk azaltma bilinci oluşturmayı, kaynakların etkili kullanımını sağlamayı, paydaşlar arasında işbirliğini artırmayı, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmayı daha reel yaklaşımlarla inşallah gerçekleştireceğiz. Afet ve acil durumlarda her an elimizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil ile tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Kurumlarımızın çok değerli temsilcileri, Bursa'dan ve Bursa'mız Marmara bölgesinde, hepimiz biliyoruz. Marmara bölgesi de Kuzey Anadolu fay hattının etkisi altında. Kuzey Anadolu fayı Marmara bölgesinde uzandığı zaman 3 bazen de 4 deniyor, kolay ayrılmakta. Bursa'nın deprem tehlikesine baktığımızda kırmızı bölgelerin ve koyu kırmızı bölgelerin öncelikle Türkiye deprem tehlike haritasında koyu kırmızıyla eski haritada da 2. ve 1. derece bölge olduğunu göstermek mümkün. Az evvel de Sayın İsmail Başkan'ın söylediği AFAD'ın yine bir başka istatistiği, 2018 yılına göre Türkiye dünyada 78 tane can alıcı ve can kaybına yol açan depremle dünyanın en tehlikeli 4. ülkesi. Dolayısıyla Bursa'da bu tehlikenin maalesef tam kucağında yaşayan bir kent ve içinde etrafında birçok faylar var. Burada beyaz çizgiler fayların tek tek kırılması halinde olacak durumları gösteriyor. Örneğin 6,9 büyüklüğünde Mudan yönündeki bir fay tek kırılırsa, İznik Bekece fayı kırılırsa 7,2 büyüklüğünde ama beraber Gey ve İznik Bekece ve Gemlik fayı kırılırsa 7,7 gibi büyük bir deprem üretir. Bu elbette en kötü senaryo olarak düşünmemiz gereken, hazırlıklarımızı buna göre oluşturmamız gereken değerler. Dolayısıyla bu haritaya baktığımızda Marmara'nın içerisinde özellikle İstanbul açıklarındaki fayın çok konuşulduğunu hepimiz biliyoruz ama fayın dağılımlarına bakıldığında Bursa ve civarındaki bölgelerin İstanbul'a nazaran çok daha fazla tehlikeyi barındırdığını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla önlem almamız gereken husus İstanbul'a nazaran biraz daha fazla.